Motalya'dan hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber motosiklet muhabbetleri yapacağız. Bugün yanımızda zaten YouTube'dan birçoğunuzun bildiği Kas Kafa Moto Vlog kanalının sahibi Furkan kardeşimiz var. Merhaba arkadaşlar. Bugün sağ olsun kendisi kırmadı. Bizim şeyimizi kabul etti. Neyimizi kabul etti Furkan? Şeyi. Davetimizi kabul etti. Davetimizi kabul etti. Aklıma. O kelime. Nasıl yutuburduk valla? Unuttuk ya. Evet, şaka bir yana arkadaşımız sağ olsun davetimizi kabul etti. Bizi kırmadı. Stüdyomuza kadar da geldi. Bugün Furkan'la beraberiz. Furkan, hoş geldin kardeşim öncelikle. Hoş buldum. Davetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz daveti icap ettiğin için. Evet. Sıkıntı yok. Sıkıntılar olur. Evet Furkan. Öncelikle ortamınız ve kahveniz çok güzel. Afiyet olsun. Kahveye bayılsın. Kahveyi beğendiysen sıkıntı yok bizim için. Kahve 10 numara. Ve ortam da çok güzel. Böyle kasklar işte ne bileyim. Yan tarafı falan. Zaten konseptinizden motosiklete araba olduğu için. Aynen. Arkadaşlar sormasın onu çapırdan falan mı ne alaka diye. Aynen öyle. Ya konsept bizim daha çok geleneksel. Kanka bize tır da olacak, kepçe de olacak. Bu hepsi ya. Hepsi oldu. Hepsi var. Sıkıntı yok. Yeri gelecek. Bak yere gelecek, buradan bineceğiz motorlar Aziz'le. Gideceğiz kemere, tekneye geleceğiz değil mi kanka? Aynen öyle. Mantıklı. İlerleyen zamanlarda neden olmasın değil mi? Klasik bir kanal değil ya, farklı bir boyut. Neyse biz konumun dışına çıkmayalım, şu an konumuz motosiklet. Evet, Furkan. Davet ettiler, buraya kadar geldik. Teşekkür ederim, çok sıcak bir ortam, çok sevecen, cana yakın bir ortam. Yapmacık değil en azından ya, her şey doğal. Samimi olacağız. Kameranın arkasında farklı, önünde farklı. Öyle bir şey yok. Akıyoruz, akıyoruz. Yani kesinlikle 2 santim prova falan yapmıyoruz. Yok, akıyoruz. Yok, akıyoruz. Ondan sonra ben bu muazzam kahveden bir yudum daha alıyorum. Evet, Furkan, girelim sana. Yani sana da konuya girelim. Ama bir santim diye bu kadar da yapılmaz ki ya. Konuya giriyoruz. Teröller olsun. Kanka. Neden Kas Kafa Motoblog, neden motosiklet, neden YouTube, neden sen? Güzel bir soru. Anlatsana biraz neden ben gibi oldu ama yani. Evet. Güzel bir soru. Açıkçası ben kamerayı seviyorum. Fotoğrafçı olduğum için de. Şimdiye kadar hep kameranın arka tarafında kaldım. Çeken kısmı oldum. Ve arkadaşlarım da benim enerjik, hiperaktif bir ruha sahip olduğumu ve senin kameranın önünde gerçekten akıp böyle gideceğini den bahsedenlerdi. 60 FPS önemli, 30 FPS doğru çünkü. Yani hiç çekinmezsin, utanmazsın derdim. Gerçekten de böyle hani ben hiç yabancı olduğum bir ortamda bile böyleyimdir yani. Ya kasmaya gerek yok. Kasmak yani, çok rahatsın. Neyse oyundur. Aynen. Sonra motosiklet aldım. Ve bunu yapmak istiyordum. Çünkü takip ettiğim kanallar falan vardı YouTube'da. Ya dedim neden ben yapmayayım? Çünkü Antalya'da çok az kanal vardı. O zamanlar 2 tane kanal vardı. Ciddi izlenen. Bir tanesi benim arkadaşımdır. Ondan sonra reklam yapmayacağım. Sana takipçi kazdım. Aynlık var, rakip kanal. Yok kardeşimi seviyorum buradan. Selamlar. O kendini biliyor. Reklam yapmayacağım yine. Kahve çok güzel ya, bağımlık yapıyor. Kahve içmekten konuşamıyorum ya. Giderken sana ben bir poşet saracağım bundan. Evet, İçerisine, yani. Ofisinde. Yok bende böyle stüdyo falan yok ya, ben fakirim. Güzel, estağfurullah. Fakir kanalınız güzel. Ondan sonra RKS, RK125'i aldım. Zaten ilk videom biliyorsunuzdur arkadaşlar siz de. RKS125'i aldığımda YouTube'da böyle bir video yoktu. Ben çok araştırdım. Ben dedim, bunu dedim koyarsam kesin herhalde patlar dedim. Çünkü hani insanlar arıyordur. Aynen. Bu motoru, motosikleti merak ediyor. Ya sadece o motosiklet ya. Değil. Bir motosiklet, ya tek motor da değil yani. Araba, motor. Yani bir insan kulaklık dahi alacak olsa bir insanlar daha önce... Aynen. Almış olan birisinin... Biz de hepimiz öyle yaptık. Kesinlikle. Yani motor alırken ben önce YouTube'a yazdım. Aynen öyle. Hepimiz öyle. Ya baktım. En ufak bir şey almadan önce bile herkes bir araştırıyor. Furkan da bunun için bu tarzda videolar çekiyor. Devam edelim. Ondan sonra işte RK125 aldıktan sonra bunu inceleme videosunu gerçekten amatör bir şekilde çektim. İlk videomu telefonu aldım, sadece konuştum. İlk sorun bile yani çok basit bir programda yaptım. İşte arkadan direkt şartlar aldım, o müzikten de telif yiyecektim. Kanka bir de şu var, lafını sen de unutma. Dur, kahve için sen dur. Şunu kapatalım, fokurtusuna ses kes. Kes, evet. Aynen. Doğal ya, doğal. Aynen. Evet, devam edelim kanka. Çok amatör bir videoydu, basitti. Ne ışık, ne renk, hiçbir şey yoktu. Gayet de basit bir programdan montaj edit falan yapılmıştı. Ve konuyu fazla saptırmadan. Bunu attım ve o kadar basit bir video olmasına rağmen az önce belirttiğim şeylerden dolayı video çok izlendi. Yaklaşık bir 25-26 bin izlenmesi vardı. Evet, 25-26 bin izlenmeye ulaştık.
Bu gerçekten benim için iyi bir rakam. Çünkü ilk videosu yani. İlk defa bir doğa video atıyorsun. Ha, bilmiyorum. Hani avatar çekilsin kesinlikle. Kesinlikle. Bilmiyorsun yani. Çünkü. Ben orada konuşamıyorum falan zaten. Sesim böyle şey çok kasıyorum falan. Evet. Telefon bir ara kasmaktan titriyor. Ondan sonra ya baktım. Geri dönüşler çok iyi. Yorumlarda falan. Bir kitle oluştu. Hani yaşı benden büyük olan abilerim olsun, kardeşlerim olsun, onlardan bir kitle oluştu. Ya beni buluyorlar Instagram'da, abi işte bunu alalım mı? Niye alalım? Neden alalım? Nasıldır? Numaramı isteyip beni ayıranlar, Allah ayıran, arayıcı bir dizi. Arayanlar. Arayanlar vardı. Ama kanka sana gelen en çok feedbackler, abi bu motor kesiciye giriyor mu? Bu tutu yapıyor evet, mu? Evet, çünkü 125'lerin arasında o zamanların standartlarına göre aşağı yukarı ben motosikleti aldığımda 3000 TL civarında, 3100 TL civarında bir motosikleti. YBR ile aynı derdi değil mi o zamanlar? İkinci el YBR ile aynı. İkinci el YBR ile aynıydı. 2006 kasa, 2007 kasa YBR ile ve YBR'ye göre gerçekten böyle baktığımda bir tarz led farlar keskin aslında. Yenilikçiydi yani. Yenilikçiydi, farklıydı. MT gibi bir şeydi aslında. Aynen. Düşünceli MT gibi bir şeydi. İnsanlar baktı gerçekten ya, var böyle 3000 liraya adamlar bunu yapmışlar. Aynen öyle. Ki bir de Çin malı değil abi, sonuçta Macar malı bir motosiklet. Macar malı yani işte titriyor diyenler falan adam CBF'den iniyor, ona biniyor titriyor. Ya abi yani. Abi şimdi şöyle titreme olur bak. Ne olur bu motorun belli bir hız limiti vardır değil mi? Ya, sen 120-130'a kadar, 120'ye kadar gidersin. 120'den sonra her motor titrer. Yani motoruna bağlı tabi bu biraz da. Belli bir limitten sonra abi her motor titrer. Ya zaten 125 cc bir motor ne kadar gideceksin diye. Zaten beklentilerin belli, verdiğin para belli. Aynen, aynen. Çünkü her şey bir arada olsa onu herkes ister. Hem titremesin, hem şekil olsun, kesinlikle. Hem ucuz olsun. Ben de isterim şu an. Tabii canım, onu ben bulsam şimdi ben de alırım bir tane. Yani. Çünkü olmuyor. Bir şeylerden yani... Edeceksin yani. Edeceksin, mecbur edeceksin. İnsanlar işte geri dönüşleri falan yaptı ve kitle çok güzel oldu. Yani ben yardım ediyorum, elinden geldiğince hepinizin arkadaşlar bilir zaten. Yorumlarına cevap vermeye başladım. Ve baktım, gerçekten yani sevgi... Saygı bir şey oluştu arada. Bir bağ, o çok güzel bir şey. Aile gibi oluyor. Aile gibi oluyorsun zaten. Aslında onlar takipçi değil, aile yani. Çünkü ben de senin kardeşim, yaşça büyükler, abi falan hiçbir zaman saygılar kusur etmedim yorumlarda. En önemlisi de bu zaten. Yani resmiyet, bizde resmiyet olmadan samimi abi. Neyse. Neyse yani abi ise abi, kardeş ise kardeşim. Yani o bir karşımızdaki kadınsa, büyükse, abla, küçükse yine kardeşim. Fark eden bir şey yok. Aynen. Neyse, o samimiyiz yani bu olayda. Benim o dönemim varken de benim insanlara kitap çektim aileydi. Aynen. Şu an çok bir abonem yok. 800 küsur işte 850 falan aşağı yukarı abonem var. E şimdi insanlara kitap çektim aile ve size bunu hani garantisini vereyim. İleride olur inşallah 100 bin abonelere falan gelirse. İnşallah. Ya insanlara kitabım yine aynı olacak. Çünkü zaten o senin dediğin gibi ailen yani. Kesinlikle. O insan karakteriyle alakalı yani. Bir insan başta neyse. Sonrasında da olur. Ya böyle de olmak zorunda zaten. Çünkü ne gerek var? Zaten seni o seviyeye getiren o insan. Abi egoist yani. Olduktan sonra zaten bir anlamı yok ki bunun. Yani egoistin yani, normal evet. Yolda yürüsen bile insanlar seni sevmez ki. Mantıklı. Ne kadar samimi, ne kadar böyle aile ortamı oluşturursan o kadar çok katlanırsın ya. Hani var ya falan o katlanarak, katlanarak gidersin kanka. Yani bu doğru. Çok mantıklı. Şöyle de selamlar burada falan. Durum böyle olunca, baktım izlenmeler gelince zaten istediğim bir şeydi, her zaman kameranın önüne geçmek istiyordum. Ama o zamanlar çok utanıyordum, hiçbir zaman kendi yüzümle kameranın önüne geçmedim. O zaten motovloglar, evet. Motovloggerların bir şeyidir. Çoğu kameranın arkasından yol çeker, konuşur. Yol çeker ve kameranın önüne geçebilen insan hala da çok azdı. Bir kısmı hala da geçebilmiş değil motovloggerların, evet. 100.000-200.000 abonesi olanlara. Bu tabii kimseye bir iğneleme değdirme falan değil. Bu arada. Çünkü çok takıntılar işte. Ooo bu motorlu olarak geçirdi. Ya öyle bir şey yok. Öyle işlerde ne işimiz gücümüz olur. Hal böyle olunca inceleme videoları. Evde düşünüyorum işte ne çekeyim, ne insanların faydası olur. Hani şunu daha çok düşünmedim. Ne bana izleme getirir değil de insanlar ne arıyor, ne yardım ediyor. Mesela Amerikan Park. Bunu bir baktım, bu bir sorunsal. Adamlar yapamıyor. Gidip 35-40 bin adam. 40 milyar değil, 40 milyon TL yani. 40 lira. 40 lira. 40 lira. O 6 sıfır attık biz artık, yok mu? Onlar eski. 40 lirası. 40 Türk lirası. Ve model almak yerine, tabii şu an kaç para bilmiyorum o zamanlar. Aşağı yukarı aynı. Ya adam alsın evinde, söksün, taksın, kessin kabloyu, kendi Amerikan Park modelini kendisi evet. Yapsın. Ya bir de senin dörtlü videon falan da var hatta. İşte. Ya yani insanlara dokunmak önemli, yapmak, aynen. Yardım etmek. Ya öyle olunca işte, baktım çok güzel yorumlar yine geliyor. Bu arada boğaz bir şey oldu. Sen de kahve çek. Bunu artık ben bırakayım yoksa konuşamayacağım. Ondan sonra ya baktım.
Bu tip faydalı videolar insanların işine geliyor ve geri dönüşler, teşekkür mesajlar, işte Instagram'dan yazıp işte abi ben de Antalya'dayım, hani buluşalım diyelim, kardeşlerim çok oldu benim, yani YouTube'dan, YouTube'un bana kazandırdığı insanlar gerçekten çok değerli. Hayatta görüştüklerim var zaten. Çok çok var, hala görüştüğüm insanlar var. Yolda durduranlar var, tanımayıp arkadan kırmızı ışıkta seslenenler falan, bunlar çok güzel bir şey. Gerçekten insan mutlu edenler bunlar. Yani bir ailesi, parası, kolu, reklamı falan her şey geçtikten sonra. Aynen. Bunlar çok önemli şeyler zaten. Yeni bir aile kazanıyorsun abi. Sonuçta tamam senin kendi bir ailen var ama bu bambaşka. Hani hiç tanımadığın insanlar senin ailen oluyor. Ailen oluyor. Mükemmel bir şey. Hal böyle olunca çarkı döndürdük. İşte bazen çark yavaşlıyor, bazen hızlanıyor ama o her yerde olur. Yani işte insan özel iş hayatında bile zaten inişler çıkışlar olur. Yani normal bir şey. Kesinlikle. Video atamıyorum. Herkes bundan şikayetçi takipçilerim. Onu da her videoda belirtiyorum çünkü benim hayatım da birazcık şey karmaşık. Yani sınava giriyorum, kazanamıyorum. Öbür sınava hazırlanıyorum. Ondan kazanma sırasındaki işe giriyorum, iş oluyor. Bazı işten çıkıyorum, farklı bir işe giriyorum. Ya yani böyle free oldu, tam böyle hani YouTube için free olabildiğim bir zaman benim şimdiye kadar olmadı. Ama eğer bu sene gerçekten üniversite istediğim bölümü zaten hep belirtiyorum, kazanırsam yani zaten video, sinemayla alakalı bir bölüm olduğu için direkt YouTube yani. Bende durumlar böyle. Çok iyi abi. Siz açtığınız kanalınızı takip ediyorum. Gerçekten çok kaliteli, özellikle çekim ve kurgu açısından çok kaliteli, düşünce açısından çok kaliteli videolar ortaya çıkıyor. Teşekkür ederiz. Zamanla olacaktır kanka. Yani sen de dediğin gibi yeni bir kanalız. Hani konsept belli zaten. Biz her telden. Biraz kafasında. Yani şimdi şöyle, tek bir yere bağımlı olmak istemiyoruz. Yani şimdi motosiklet alırken zaten bir sürü kanal var. Yani herkes motosiklet herkes çekiyor. Şu an kamerayı alan, GoPro'yu alan, herkes motosiklet, motovlog yapıyor. Otomobil bandında da zaten bir sürü kanal var. Hani herkes otomobil çeken tek otomobil çekiyor, motor çeken tek motor çekiyor. Abi bizde hani hem motor olacak, hem araba, hem motor, hem araba. Yani. İşte yere gelecek mesela bir eşinize, dostunuza tır buluruz, tır çekeriz abi. Aynen yani, çok yani, farklı tabii, şeyler. Düşünsene tekne çekeceğiz mesela. Yani bu planlarımız arasında var ki, tekne mekne ayrıldım kanka bu arada ben. Havalar biraz ısır Ramazan'dan sonra. O denizin fokurtusu, o çıkarlı köpükler. Ya şey yaparsanız güzel bir şeyle anlaşıp yani, bu formüllerin test sürüşleri zaman oluyor. Girersiniz abi, formülleri çekersiniz. Abi o kadar olur mu bilmiyorum. Keşke olsa. Çekersiniz zaman. Bakalım kanka. Ekonomik falan çekersiniz. Bu ekonomik taşlar. Yamağının Harley test sürüşleri olmuş. Onlara kesinlikle gidebilirsek gideceğiz onlara. Otomobiller aynı şekilde yeni çıkan arabaların test sürüşleri oluyor. Onlara gidebilirsek. Ya maksat zaten burada. Bütün kitleye, hani yaş olarak 8'den 80'e diyelim hatta. Yani 7'den 70'e de bakıyoruz ki 8'den 80'e. Farklı bir boyut. Aynen öyle. Yani hani herkes hitap edecek abi. Yani burada aynen. Her şeyi bulacaklar. Bizim amacımız o. Genel bir kanal olacak. Kesinlikle genel. Zaten isimden de hani Motor Otomobil Antalya tarzında Motalya diye bir kanal. Hani daha çok geleneksel olsun dedik. Kapak resmimiz de o şekilde zaten. Aynen. Motor var, otomobil var. Yani daha çok zaten motor otomobil ağırlıklı olacak ama aralara tabii başka bir taşıtlar da girer. Onlar da girer tabii canım. Belli olmaz yani çok da şey vermiyor. Bisikletle de çekeriz. Çok da spoiler vermiyor. Tren biler falan. Hızlanmasınlar bizi biliyorlar. Uçak ya. İşte öyle. Aklınız hayırlısı olsun. Ben size o geleceği zaten görüyorum. Gerçekten azimlisiniz. Yani. Evet, işte azimle şey yapan, çalışan. Onun için. İnşallah istediğiniz yere gelirsiniz. Hani ben de gelirim şahsıma. İnşallah. Ya tek temelimiz o kanka yani. İyi olan, yani nasıl? İyi olan yükselsin. Aynen öyle. Ya biz iyi yapalım, yükselelim. İyi değilsek de onu zaten izleyici karşılayacak. Ya biz zaten like'ın atan, dislike'ın atan bunlar ayrılıyor. Ya bizim öyle prim yapmamıza ihtiyacı yok yani. Ya en başında da dedik ya kanka biz burada. Hani maksat hobi diye. Gerçekten hobi. Hani bu nasıl diyeyim? Biz boş zamanlarda ne yapıyoruz abi? Gidiyoruz kafeye oturuyoruz, boşu boşu 3-4 saat vakit geçiriyoruz, öldürüyoruz. Abi dedik bununla uğraşmayalım. Yani böyle bir proje yapalım en azından. Kesinlikle, insanlar da faydalı olur. Aynen öyle. Ben burada ufak bir değiştirme yapacağım. Yani biz de biliyoruz çoğu kanal gibi 2-3 arkadaşa kurgu yaptırıp da işte onu oradan aldım, bunu aynen. İşte düşürdüm kafeden bilmem ne falan filan da ne gerek var abi? Takarız kafeden. Neyse bu. Neyse bu yani. Yani fazlasına da gerek yok. Biliyorsun. Moda olmuş artık, izlenme sayısı kasan işte
Atıyorum arkadaşıma motosiklet aldım, ilk sürüşüydü bilmem ne. Aslında kız motosiklet sürmeyi biliyor. Yani, yıllardır sürüyor çok böyle. Çok fazla biliyor. Ya bak dediğimiz gibi abi 100 bin abone olacağına 20 bin abone olsun bak. 20 bin abone. Ama bizim olsun, ailemiz bizim olsun, olsun yani. Samimi olsun, kesinlikle. Soğukluk. Ya ben şeye de çok gıcığım. Buna gerçekten gıcığım. Adamın 100 bin, 200 bin takipçisi var, yorumlara cevap vermiyor abi. Takmıyor yorumlara. Yani egoist abi. Hani yorumlar çok olur da yetişemezsin. O ayrı. Ya ben nasıl biliyor musun? Bak adam hoşuna giden yoruma cevap veriyor. Aynen. Hoşuna gitmeyen yoruma olmaz, cevap vermiyor. Olmaz, olmaz abi. Bak. Sen bu işi yaparsan her türlü yorum açık olmalı. Kesinlikle. Kesinlikle. Senin her şeyin dört dörtlük olacak diye bir şey yok. Bunda kötü yorumlara da açık olacaksın. Yeri geçip teşekkür edeceksin. Veya onun yaptığı kötü yoruma yorumun yani içeriye artık ne yazdıysa ona göre kendini ona düzelteceksin. Göre. Aynen, bunun olayı bu. Olay yani egoistlik de ulan bu demiş ki yani mükemmelsiniz kalp atıp da diğerine ya burası hiç yalamış diyene niye şey yapıyorsun? Yani. Gerek yok abi. Spam olarak niye biliyorsun o yorumu yani? Herkes eşit olacak abi. Yani herkesin görüşlerine dikkate alacaksın. Bunun olayı aynen bence bu ki biz de bu yoldan İlerleyeceğiz yola çıktık. İnşallah. Bakalım şu an. Aynen öyle abi. Yani olay bu. Furki, kanka sende şimdi bir şey var. Roadster var. Chopper. Ben de şu an Roadster var evet. İnceleme videolarını falan da çekmiştim zaten. Zaten bizim de önceki videolarımızda göreceksiniz Furkan'ın Roadster incelemesini. Roadster, şimdi ben kendime sorayım neden Roadster sizi yapmıyor. Abi sen kendi kendine sor. Kendime sor cevaplısı uyuyun falan böyle telefonda şey yapabilirsiniz. Siz yok yani. Kanal sizin, mekan sizin, sen falan bizim diyorlar ya. Kahveyi çekmeden olmaz. Olmaz. Şimdi Roadster neden Roadster? Öncelikle ben çapur motosiklet sevmiyordum. Açık konuşayım, çapur motosikletler bana böyle yani İhtiyar işi, yaşlı eski, işi. Yani eski bir göz alıcı gelmiyordu diyeyim. Ama onun ruhu kesinlikle böyle yani kültürü gerek bunun giyiniş tarzı olarak olsun, gerek takıldığın insanlar olarak olsun. Hani gerek bu takıldığın insanlar derken şey olmasın. Ben benzinçilere olgunluk açısından bahsediyor. Benzinçi arkadaşlar da sürüyor. Naked'çi arkadaşlar da sürüyor. Tabii yani bu sınıftan ekibimiz geniş. Genellenilemez. Yani bu ama biz hani chopper şeyinde grubundan falan bahsediyoruz. Böyle chopper'cı arkadaşlardan falan. Bir sansofanlar şarkı mıdır zaten herkes aldı götüren. Ben de o aklıma yelekler arkalarımda sansofanlar işte, yazıları falan. Silah falan dövmeler bilmem. Ama alakası yok. Türkiye'de o iş birazcık işte öyle yürümüyor. Yürek ister falan. Birazcık kulüp işleri onlara pek girmeyelim zaten. Bu tip durumlar olduğundan dolayı baktım güzel. Ya tarz abi. Benim ihtiyacım yok ki. Atıp bir bir alıp da 2.90'lı kız yapmaya ne gerek var? Evet. Dedim ki o bana sarmıyor. Bana saran bu. Ben yolu izlemeyi seviyorum. Motorun egzoz sesini dinlemeyi abi, seviyorum. 80'li 90'a tıkır tıkır gitmek var. Bunu seviyorum. Kenarında. Neden ben vız edip geçip ama ya bir adam vardır, sıkmayı sever, gider R25 alır, o ya, da kendi tercih. Ben, gidip burada sen R25 aldın, senin ta falan diyemeyiz biz diyemez, yani. Diyemeyiz. Zevk meselesi. O da zevk meselesi. Aynen öyle. Yani. Aziz'de vardı çapın, adam sattı, ne aldı? MT aldı. MT 25 aldım. Zevk abi. Ama sonra ne oldu? Chopper'ı özledi. Yanlış yani mıyım kanka? Böyle oldu. Ben MT'de kendimi güvenli hissetmedim mesela. Aynen öyle. Ya işte bu nasıl alışırsam öyle gidiyor açıkçası aynen birazdan. Yani herkesin zevkine göre be kanka. Yani millet yani burada sen Chopper'ı al, sen Naked'ı al, sen Super Sport'ı al diye bir ayrım yapmıyoruz. Herkes bizim kardeşiz. Her, yani ekipmanını takıp bindiği sürece abi kimseye bizim bir lafımız yok. Bizim tek lafımız ekipman kullanmayan kişilere. Ve etrafa gereksiz ha rahatsızlık verip aynen ve trafikte aynen kendi canını ve etraftaki insanların canını ya, yargı dağıtan tehlikeye yani atan insanlar hariç. Mesela kesinlikle o da çok saçma. Ya bir gün bir insan sen de olursun, bu sen de olursun, ben de olurum, sizden biri de olabilir. Hastadır, ilacını içmemiştir, başı ağrıyordur. Bir sinyal vermeden şerit değiştirmiş olabilir. Evet. Ama sen bu adama gidip de benim canıma kastetti diye gidip aynasını kırarsan bu etik bir davranış kesinlikle değildir. Değil. Şudur. Adama dersin abi ne yapıyorsun? Dikkat et işte bak ben de buradan geliyorum. Adam sen anana bacına küfrederse ha o zaman iş farklı olur. Ya abi bir de şöyle bir şey var. Bak adam zaten sinyali vermeden çıktıysa çıktı tamam bak. Bu olay sen zaten onu önceden algılayıp zaten frenini falan yapamıyorsan sen niye o motorda ne işin var? Ne işin var? Senin motorda git aileni falan üzme. Arabaya bin en azından daha uzun süre. Toplu taşıma kullanın. Arabaya da bilme. Toplu taşıma kullanın. Hayatta kalırsın. Gerek yok. Risk atma. Risk atma. Hayır olay ne biliyor musun? Şimdi bak belli bir hız limitleri var değil mi abi? Mesela nasıl diyeyim? Şehir içinde şu anda Antalya'da 70'i hız limitini sabitlediler. Sabitlediler. Normalde şehir içinde kaçla gitmen gerekiyor? 50 ile gitmen gerekiyor. Neden?
Çünkü belli bir fren mesafen var. Sen ellerin üzerine çıktığın zaman 70-80'e şehir içine giderken ani durumda frenin tutmuyor abi. Ki zaten bizim motorlar kampana. Kampana diske göre biraz daha az tutuyor. Çapırlar biraz da bayağı az tutuyor. Aynen. Biraz sıkıntıdır. Sen bu kurallara uyduktan sonra kanka adam sinyalsiz de çıksa önüne de durursun. Kesinlikle durursun. Yani önüne de bakıyorsan, bak biraz geniş bakıyorsan, burnunun ucuna bak, geniş bakarsan zaten görürsün aşağıya. Zaten sıkıntımız bu. Hani adam aslında kendi kusurundan dolayı o adama biraz daha şey yapıyorsun. Kendini yediremedin. Aynen. Onun suçu yok mu? Var, sinyal verebilirdi. Ama dediğim gibi bir sıkıntısı vardır, hastadır, görmemiştir, dalgınlığına gelmiştir. Dalgınlığına, şeker hastasıdır, bir şeydir, herhangi bir kavram vardır. Aynen öyle olabilir yani. Şöyle bir şey var. Sen gidip atıyorum 12 bin devirde adamın kuyruğunda gidip de adam frene bastıktan sonra yapıştırmasın. Ama sen aynana bakmayıp niye frene bastın dersen o adama diyemezsin zaten. Diyemezsin. Aynen öyle. Bunlar yani. Biraz daha dikkat etmek lazım. Şey oldu hani motorcularda kamerayı taktım düdüğüm ötüyor muhabbeti. Bak biz de kamera takan motorcularız, biz de motovloggerız ama biz de karşıyız bu tip durumlara. Çünkü sen de arabalık dört tekerle geziyorsun, sen de kullanıyorsun. Abi çoğu zaman dört tekerle geziyoruz ki hani bir bak motoru geçtim. Aziz'le beraber gezerken de Aziz sürer, ben sürerim fark etmez. Çoğu zaman değiştiriyoruz. Ya bir bisikletle bak. Yani bisikletle evinden çevirinden gittiği halde bile biz onun yanındaki şeritten geçmiyoruz bile. Tabii canım. Niye? Adam parçada mı? Abi gerek yok. Ya bir şey biz olur. Bayılık geçirir. Tak şeride de yapıyor. Düşer mi lan? Kendi ya şey ya sen gidip mesela arabadayken de o adamın dibinden geçer de adam işte şeritten taşlı dersen bu sefer yine suçlusun. Yani abi öyle. Sol şeritten olsa geçer. Kendinden birazcık şey ver yani. Ya, tedbirini al da sen yine ona gerek bırak yani tedbirini al. Ya bu da işte Türkiye'deki motovlogger sorunsalının en başında çekeni. Ha yine var kibar, anlayışlı motovlogger arkadaşlarımız ama ya böyle kendini bir şeye sanan... Ya ona dikkat çekmek aslında. Dikkat yani. Ben videomu yazayım, adam üstüme çıkıyordu. Ayna kırdım. Ayna kırdım, bilmem ne yaptım. İşte. Adam merak ediyor, diyor ki ya bir gireyim bakayım ne yapmış acaba? Kesinlikle öyle. Yaptığı hiçbir şey de yok. Aynayı kırıyor, takıyor. Videoda da mesela hani... Bir adam artistlik yapıyor, adam sivil polis çıkıyor, basıp gidiyor. Ya sen kaçtın ama başka bir motorcu kaçamadı, o adam gitti ona patladı. Senin yaptığın hareket yüzünden o adamın sinirini öbür motor. Ya bunlara bu tarz şeyler gerek yok. Bu konuda... Herkes hani üslubuyla, efendiyle motora bindikten sonra hani gerçekten ne kaza olur tamam mı? Ne bir saygısızlık olur. Aslında şimdi motora binen insan da vergi ödüyor, arabaya binen insan da vergi ödüyor, bunların sigortalarını yaptırıyor. Hani adam diyor ki motor diyor yoldan gidiyor yolun ortasından diyor. Gitmesin abi gitsin sağdan gidiyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey mesajlar var. Bu da yanlış. O da yanlış bir yaklaşım. Aynen öyle. Yani sen ne veriyorsan vergi sigorta neyse şey yapma. Ya senin ne kadar hakkın varsa o adamın ne hakkı var. O da taşıt o da taşıt. Aynen öyle. Ya bu birazcık da karakter meselesi. Bunu dört tekerciler böyledir dersen yanlış olur. Motosiklet kullanıcılarında da var oğlum. Şeridin ortasında bekliyorsun diyelim. Sen şeritte niye bekliyorsun? Sağa geç diyen de var, arkadan sen sanki arabaymışsın gibi durup bekleyen de var. Aynen öyle. Takip mesafesini koruyarak. Genelde, yani yine genelleme yapayım da birçoğu hem motosiklet hem araba kullananlar. Motosiklet kullanmayan adam, yani motosikletçinin derdinin halinden anlamıyor. Abi en güzeli ne olacak biliyor musun? Arabaya git alacak insanlara var ya. Önce motora git. Önce motora git. Yine salacaksın motosiklete. Diyecek ki abi sen bir sene motosiklet kullanacaksın. Bak. Bir sene motosiklet. Bir kullan bir gör bakalım. Aynen. Şey bu adam. Aynen. Ondan sonra. Ondan sonra abi bir baksana o zaman trafiğe. Bak bakayım nasıl oldu ondan sonra. İşte. Bunu da yapalım yani. Yetkililere sesleniyoruz. Kime sesleneceğiz bilmiyoruz ama. Onlar bilir ya. Başkanı bakanlığına vardık. Nereyiz? Böyle şeyler çok güzel şeyler. Yani. Ama ne yapıyoruz? Ekipmanlarımızı takıyoruz. Kimseye bulaşmadan. Efendim. Sürmek için sürüyoruz. Stres yaratmak için değil yani. Kesinlikle. Zaten neden biliyoruz? Kafa dağıtmak için. Yani bir hafta sonra biniyoruz buna biz ya. İş yapıyoruz. İşten çıkmışız çoğunlukla. Ha, hafta içi de biniyoruz ama çalıştığımız için çoğunluk hafta sonra. Aynen. Zaman daha fazla süre bindiğimiz süre hafta sonra oluyor genelde. Yani kafa dağıtacağız diye bindiğimiz bir makineye kafamızı doldurup sizin stres olmanın bir anlamı yok. Zaten stres olduktan sonra güvenli sürüş yapamıyorsun, hiçbir şey. Her şeyi riske atıyorsun, motoru zorluyorsun, motora zarar veriyorsun, vites geçişlerine kadar etkiliyorsun. Aynen öyle. O yüzden ben de relax. Aynen. Relax yani. Yani sinir, stres, kavga ve prim için değil, gerçekten sürmek için sürelim arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu kadar, sohbetimiz bu kadar. Bu tarz sohbetlerimiz ilerleyen zamanlarda yine gelecek. Nasıl olursa Furkan arkadaşımız da bizi stüdyosuna davet edecek. Kendisi öyle söyledi. Bir sonraki video kas kafa motovlog kanalında olacak arkadaşlar. Kanala da bu arada
Şuradan çıkan, nereden çıkan karttan bir yerden. Şuradan bir yerden, aynen. Klasik oldu artık. Şuradan çıkan karttan abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Aynen öyle. Furkan'ın kanalının kartını çıkarttıracağız artık şuradan bir yerden. Şuradan ama bir yerden. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz gerçekten beğenmeyi. Beğenmeyenler de gerçekten hani o dislike butonuna bassınlar ki biz de... Görelim hani. Ya hatta şöyle abi dislike butonuna bassın. Altına da yazsın yani. Yani bu beni sıktı mesela, bu konu beni çok sıktı. Ya da yani, şuna çok ödesiniz, şunu yapmayın, şunu yapmayın. Kesinlikle, yani bu sohbet muhabbet tarzı yeni bir konseptimiz. Daha da geliştireceğiz. Sizlerin de yorumları, yani yorumlarda belirtin, şöyle yapsanız daha iyi olur, abi şu konuyu inceler misiniz gibisinden. Biz de bu tarz konuları ilerleyen zamanlarda daha sık çekebilirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Ben bu kahveyi alacağım. Ben bu kahveden kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.